Herkese merhaba. Akşam ben yine tabii ki mutfaktaki yerimi aldım. Şimdi hemen yemeklerimin altını açıyorum. Isınsın. Yemekler neler? Şöyle. Üzeri et suyu olduğu için donuk şehriye çorban var. Şöyle şu kadar et sote kaldı. Bunu Onur yiyecek. Ben zaten yemiyorum. Ondan sonra bir de şöyle biraz da pilavımız var. Ben ne yiyeceğim? Canım ne çekiyordu zaten. Onu yapacağım şimdi. Ton balıklı salata. Salata zaten bu ara çok seviyorum. Ton balıklı çok canım çekiyordu. Şimdi o zaten Onur yer onu. Ton balığımız da burada. Şeyi neydi o? Eti zaten Onur yer. Asya işte yok. Asya salata malzemelerimi çıkartayım. Asya anneannesinde teyzemler var, kuzeyler yani. Ondan sonra onlar da kalıyor. Tabii sömestr olduğu için onlara da değişiklik olsun diye geldiler. Bir de geçen hafta sinemaya gitmişlerdi ya, bu hafta yine gidecekler. Bir posta daha dedi, sinema yapalım. Ondan sonra şöyle şu limonu da alayım da böyle bol ekşili güzel bir salata yapalım. Ah, ne diyordum? Ha öyle yani işte. Farklı bir şey yok başka. Ben aynı yine yemek hazırlayacağım. Salata yapacağım. Başka da bir şey yapmayacağım şu anda. O yüzden sonra görüşürüz. Asya'nın Sen yatağına beni denemeye mecbur kaldın. atıyorum kendime. Sizden öğrenmişler öteydi. Oh. Biraz anında çocukları zor kaçırdık. Hazırlık Çok başladı, yoruldum. güvenli evde. Şöyle. Artık buraya geldik. Bu arada kadın başladı, ona bakıyorum da. Çok Hiç bu kadar yoruldum. zamanı görmediniz mi? Yani Doğup çok da bir yoruldum, insan çok nasıl görücü bir yaşar? şey mi yaptım? Başka Hayır, çarem yapmadım. yoktu sanki. Dün çamaşır yıkamıştım. Merak etme. Dün akşam Ailenizin artık bir hiç yerine halim kadar kalmadı. gelirsiniz. Zaten uyumuşum da Ailenizin asmamıştım bir yerine onu. kadar gelirsiniz. Keşke Zaten öğrenseydiniz. çamaşırlıkta da Neyse olan artık. çamaşır vardı. Onları Ne yazık topladım. inanılmaz. Onları astım. Ya da Topladıklarımı henüz katlamadım yaz bile. Yatağın evinde üstüne yaşayan attım öyle. kişilerse sizin için Planım en bunu sevimli izlerken aslında en burada doğru en katlamaktı güzel ama yer. Sadece buraya oturdum. geldiniz. Hayır Çünkü onlar da senin çocuklarını unutma. Doruk ve Nisan ne kadar önemliyse onlar da o kadar önemli. Tabii Yemek önemli kızım. yedik. Önemli tabii. Ondan Sadece sonra bu buraya hafta geldiniz. sonu Buraya mutfağın neden halısını geldiniz? yıkamıştım. Çok kirleniyor Mahallenin malum başka mutfağın sokak halısı. köpeğini hiç Ve unutmadım mutfağın zaten. o ara halılardan olan halısı Ben de çok iyi birazcık kullanmaya çalışıyorum. diğerlerinden bir tık Eğer daha büyük kötü bir yerim makina olsaydı yıkıyor ama son bir teyzelerin o bahçeleri çok çok daha yüksek iyi devirde temizlenmez. sıktırmak istiyorum. Sıkmıyor. Git onları kurtarmaya Sıkmayınca da dıt 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 alarm veriyor ve içinde su kalıyor falan filan neyse. Onu sulu sulu balkona astım. Bugün salı, pazar pazartesi. Sizler Dün bile baktım tarihi böyle yerlerin uçları kaderini hala bilmeden ıslaktı. kaçamazsınız. Bugün artık Gerçekten. kurumuştu. Onu serecekken bir de bir yerleri Sizler süpüreyim bile dedim. tarihi Çamaşır astım zaten sirkeliyorsun illaki yere bir şey dökülüyor. Falan filan derken bir de bir yerleri süpürdüm. Halıyı da serdim. Ondan sonra işte çamaşırları bıraktım diyeceğim ama. Çok dur, kolum ağrıdı. Şöyle yapalım. Çok uykusuz kalıyorum, çok fazla. Şimdi ben tabii 10 sene önce böyle şeyler çok yoktu. Bu böyle işte televizyon ama telefonlara şimdi programlar indiriliyor. İşte hamilelik programı kaç haftalıksın, işte bu hafta neler olacak, bu hafta bu ay neler olacak gibi. Ondan indirdim. Neden indirdim? Çünkü bir uykusuzluk hali. Uykusuzluk şöyle. Uykusuzluk değil aslında. Akşam erkenden çok uykum geliyor. Çünkü gece çok uykusuz kalıyorum. Şu anda saat 9.30. Yatsam uyurum o derecedeyim. Çünkü gece 2, 3 bir uyanıyorum. Bir daha dön Allah dön. Asya'nın yanında yatıyorum bazen. Buradan gidiyorum içeriye, Onur'un yanına. Onu da uyandırıyorum ister istemez. Yine uyuyamıyorum. Gidiyorum salona biraz böyle kısık sesle televizyon açıyorum. Televizyonun karşısında uyuyayım diyorum. Tabii ki bu süreç toplamda 1,5-2 saati alıyor maalesef. Diyeceğim yani
O programı, ha, oradan oraya geliyorum. O programı indirdim. Evet. Bu haftalarda böyle şeyler oluyormuş. Bilmiyordum hiç açıkçası, ya da bilmiyorum daha önce yaşadım mı hatırlamıyorum da. Bu haftada, ay, diziye baktım bu arada, pardon. Bu haftada böyle bir şeyler oluyormuş maalesef ki. Yapacak bir şey yok. Bir de tabii ki yorgunluk, halsizlik oluyormuş. Zaten genel olarak var. Çalışıyoruz, geliyoruz. Çalışıyoruz, tamam, masa başı işimiz, ama yine ne kadar da olsa yol gidiyorsun, geliyorsun, bilmem ne. Vücut yoruluyor. Her neyse işte. Ah, sonuç olarak böyle bir uykusuzluk şeyi beni, yorgunluk çok şey değil, oturuyorsun falan filan dinleniyorsun da, bir uykusuzluk durumu beni çok şey yapıyor. Yani gece huzursuz oluyorum, çok uyanıyorum ve uyuyamıyorum. Çok rahatsız edici bir şey gerçekten. Hele ki böyle bir şey düşüneyim, kafam bir şey takılsın falan, hiç uyuyamam. Ay, bir düşünmemeye çalışıyorum. Hani insan olarak böyle uyanıkken tabii ki aklına bir sürü şey geliyor. Ay, neyse işte, çok konuştum yine. Durumlar böyle yani. Son durumlar bizde böyle. Ben de böyle yani. Şimdi uzattım ayaklarımı. Hiçbir dizinin sonunu göremiyorum. Hiç sonunu göremiyorum hiçbir şeyin. İlla ki uyuyakalıyorum. Zaten Asya burada olduğu zaman bu aralar çok sık onunla birlikte yatmaya başladım. Onu da şimdiden söylüyorum. Tabii ki kardeşi ne kadar çok istese de evin tek göz bebeği, bizim taraf olarak, eşimin tarafı değil de bizim taraf olarak, ailenin ilk bizim kuşağın şeyi, torunu olduğu için birazcık şey olacaktır tabii ki. Ama şimdiden ona hep söylüyorum, hani şimdi ben diyorum seninle böyle bazen yatıyorum, seninle daha çok zaman geçirmek istiyorum ki, çünkü daha sonra bunları yapamayacağız diye söylüyorum üstüne basa basa. Zaten sürekli onu ne kadar sevdiğimizi söylüyoruz ama. Ama işte yine de çocuk ne olursa olsun, yaşı ne kadar büyük olursa olsun, kardeşini ne kadar seviyor, ne kadar istiyor olursa olsun, illaki etkilenecektir diye düşünüyorum. Bakalım. Yaşayacağız, göreceğiz inşallah. Sağlıklı dünyaya gelsin de o günleri görelim, değil mi? Ay ay, öyle. Benden bu kadar. Hadi görüşmek üzere, hoşça kalın. Resmen AVM'de mahsur kaldım. Nasıl? İşten çıktım, metroya bindim. Ondan sonra metronun bizim tarafa giden yönü çalışmıyor ve ne zaman olacağı da belli değil. Öyle bir şey ki insanlar akbil basmış geçmiş. Onlara işte orada millet akbilini geri alıyor. Karman çorman bir ortam, arıza varmış. Teknik bir arıza diyor ama nedir bilmiyorum. Hani her zaman öyle olur. 5 dakika beklenir bilmem ne. Metronun içine almıyorlar insanları yani. Büyük bir arıza var herhalde. Ondan sonra yukarıdan otobüsten gideceksin, üstten yani caddeden, ama buradan otobüs bir Beşiktaş'a var. Şişli var ama zaten Şişli otobüsleri full, hava yağmurlu, bir de oradan çıkan yığın insan, binmenin zaten imkanı yok. Ondan sonra Onur'u aradım. Onur da beni zaten bekleyecek metrodan çıkışımı. Dedim yani gelemiyorum, gerçekten gidemiyorum hiçbir yer. Beşiktaş'a da gitsem, otobüse binsem, oradan bir şekilde Taksim'e falan ulaşsam, o da 1 saat sürer. Sen dedim git bekle, ben bir şekilde ya metroyu bekleyeceğim. O da yok dedi, dayanamadı geldi yine. Dayanamadın değil mi? Dayanamadım, geldim. Git dedim, annenin oraya bekle dedim, arayacağım. Yok, geldi o da. Yine gelmesi onu da 1 saat sürdü. Ben de bir şeye binseydim 1 saat daha, ancak gerçekten Şişli'ye ya da, ama çok çok feci. Zaten buranın o köprü trafiği var ya, bölünüyor. Çok kötü zaten. Neyse.
Geldik. Karnımız da tabii geldik derken ben AVM'deyim, bekliyorum onu Metro City'de. Çok çok acıktık zaten, saat 8'i de geçti. Oturduk şimdi bir şeyler yiyeceğiz. O İskender yiyecek şimdi, çorba içiyor. Ben de tabii ki bir AVM'ye gelmişken Tavuk Dünyası yiyeceğim. Kızımsız böyle şeyler pek yapmayız ama, değil mi babası? Ama böyle denk geldi yani, yapacak bir şey yok. Ben şimdi ödüyü atarsam o görürse kavga çıkar. Hani bu niye ötmüyor ya? Böyle şey veriyorlar, parasını ödüyorsun. Aa, öttü. Bundan mı geldi o ses? Öttü galiba, benimki bu. Ay, mesaj mı geldi? Allah cesa. Çok heveslenmiştim, onlara mesaj gelmiş meğer. Bu ötünce yemeğimiz hazır oluyormuş. Bakalım, bekliyoruz. Yemeğimizi yedik, kalktık. Ben de bir de buraya erken gelip, burada şeyde metro katında şey var, Migros var. Oradan da alışveriş yapmıştım akşam evde yiyeceklerimizi. Ya bir de bunu taşıyoruz şimdi. Neyse, yarın yeriz artık. Yedik yemeğimizi, kalktık. Trafikte açılmıştır inşallah. Kızımsız AVM'lerin hiç tadı yok. Değil mi? Şimdi orada oraya koşar mı? Tabii. Sinemalara bakardı. Heh, bak bunlara binerdi. Bayılıyorlar anneannesiyle bunlara. Yan yana oturuyorlar. Buranın da yılbaşı süslerini kaldırmayı unutmuşlar. Baksana. Merhabalar. Bugün günlerden cuma. Hafta bitti. Çok şükür. Haftayı bitirdik. Eve geldim. Dün hani alışveriş yapmıştım ya. Şimdi o alışverişi yiyememiştik. Şimdi ne yapıyorum, işte bir böyle soslu, böyle tavuk göğsü gibi bir şeyler almıştım, onları koydum. Bir de ona şöyle soğan ve biberli bir böyle sos gibi bir şey yapacağım. Sos derken işte ne derler, katacağım yani içine, her neyse, konuşamadım. Dün akşam en son oradan çıktık ya, gerçekten çok kötü bir trafik halen vardı, çok kötüydü. Valla tuhaf bir şey vardı, ya da metronun bozulmuş olması etkiledi bilmiyorum. Ve yağmur da tabii ki vardı, o da çok etkiledi. Çok kötüydü yani trafik. Ondan sonra bugün de işte cuma, geldik evdeyiz. Hafta sonu geldi çok şükür. Of, bu hafta böyle bir geçmedi bana. Böyle gerçi işler çok yoğun olunca aslında biraz şikayetleniyoruz ama daha hızlı geçiyor bence. Bana öyle geliyor. Şöyle alayım. Soğanı doğramaya başladım bile. Şöyle büyük büyük doğruyorum. Bir tane soğan zaten ölüyor gidiyor. Ve biliyorsunuz biz soğan çok seviyoruz. Bunu da yıkadım, kuruladım. Şurada şöyle. Gelişi güzel doğruyorum. Çünkü bunlar zaten ölünce yok olup gidiyorlar. İşte öyle, dediğim gibi dün çok çok fazla bir trafik vardı.
paket makarnam var. Bunu yapacağım. Su kaynadı alanında. Gelin ben size de şöyle alayım. Sizi böyle aldım. Musluğumuzu da çekelim. Burada su kaynıyor. Buna makarnayı atalım. Ondan sonra şunları şöyle şuradaki küçük ocağı alalım. Bu da başlasın. Ağzını kapatıyorum. Hiç yağ koymuyorum şimdilik. O öyle kendi şeyiyle ölecek. Burada da tavuklara da aynı şekilde hiç yağ şimdi koymadım. Çünkü tavukları pişirmişim. Ya sen nereden çıktın? Senin. Özlediniz mi mutfakta? Evet geldi. Umur abiniz mutfakta mı? Evet. Damadım mutfakta. Şimdi bu böyle birazcık öldü. Bir damla yağ damlattım buna. Çünkü artık yapışmaya başlarlar. Tamam, bunu şey yapalım. Olsun. Hem de bugün parmağını kesmişsin ha. Evet. Ve çalışıyorsun burada ha. Ne yapalım? Aç kaldık arkadaşlar. Ay evet aç kaldın. Ah canım. Trafikte çoktu. Ah canım. Allah, bugün zaten o trafik. O onu keserken alırız. O trafik zaten yedi başımızı bizim bugün. Boş ver. Tam geliyoruz. Artık yani eve yakın sayılırız. Size dans yapayım mı? Bir Onur'un arkadaşı aradı. Şeyde Güldür Güldür Show'un girişinde mi? Nerede çalışıyor Onur? Haliç'te mi? Güldür Güldür Show'da değil, değil mi? Kongre merkezinde çalışıyor. Bugün de Güldür Güldür Show kongre merkezindeymiş. Çekimi varmış. Hadi dedi gelin. Ama aradığında saat 8'e geliyor ve çekim başlıyor 8.30'da. Öyle bir trafik vardı ki baktık haritadan falan. Yok yani imkanı yok, yetişemeyiz, gidemedik. Asya da çok üzüldü haklı olarak. Oğlum patatesi komple atmak lazım sana. Valla o kadar kötü. Aa baba patatesi oluyor. O yüzden yani trafikten bugün çok şikayetçiyiz. Sadece bugün mü? Cuma trafiği ama bugün işte öyle oldu. Size bir dans yapayım mı? Dün ayrı zaten. Dünü hiç sorma. Size bir dans yapayım mı? Ha yap anne. Oh, I like you very much, baby love, trouble love, karnasını çal. Yeni buluş mu? Ne? Yeni buluşun mu? Show me where it's from, nothing ever like, like. Ama sen beni izlemedin ki. Ama anneciğim yanar bunlar. Daha sonra salonda yapsak. Olur. Olur mu aşkım? Bilgisayar nerede? Bilmiyorum. Evime almadım kaç gündür. Biz yemek hazırlığı içindeyiz. Haydi görüşürüz.